Bazen cuma akşamını evde bir kitapla geçirmek en iyisidir. Aa, acaba bu kim? Hey Vicky, çıkmaya hazır mısın? Hey, neden kostümünü giymedin? Eyvah, süper kahraman partisi bugündü. Tamamen unutmuşum. Tamam, bana birkaç dakika verin de hazırlanayım. Öf ya, 5 dakikada nasıl bir süper kahraman gibi gözükebilirim? Bu olmaz. Bu da olmaz. Hey, bence bu işe yarar. Tamam, şimdi buldum. Siz de kendin yap kıyafet krizindeyseniz bilgisayardan çıkaracağınız desenler en iyi arkadaşınız olabilir. Vicky sanırım ne yapmak istediğini anladım. Tişörtünü çıkar ve şuraya yay. Sonra deseni dikkatlice kes. Beyaz kağıdın kalmaması gerekiyor. İşte oldu. Biraz streç film al ve deseni yapıştırmak için istediğin yere yay. Sonra deseni üstüne koy. Ama arka tarafının streç film üzerinde olması gerektiğini unutma. Şimdi desenin diğer tarafına da streç film yay. Bundan sonra bir parafinli kağıt al ve desenin üzerine koy. İstediğin yere koyduktan sonra üstünden birkaç dakika ütüle. Bu sürede ütüyü her yere değdir. Bir tek bir yerde kalmasın. Parafinli kağıdı çıkar ve işte oldu. Artık Superman kostümü hazır. Bay be Vicky, inanılmaz gözüküyorsun. Ama hala bir pelerine ihtiyacın var. Tamam, bunu kullanırım. Bayanlar ve baylar, endişeye gerek yok. Kendin yap kıyafetlerin kraliçesi Vicky burada. Ve kendisi partilemeye hazır. Vay be, cidden 5 dakikada mı yaptın bunu? Süpermenler birleşsin. İyi eğlenceler arkadaşlar. Ah, balon şişirmek insanı tüketiyor. Biraz yardım eder misin Vicky? Sonra yardım etsem olur mu? Dumanlı göz makyajımı bitirdikten sonra. Vay canına, bunlar bayağı iyi görünüyor. Bella? Bütün renkli balonlar nerede? Ne olur bunlar son kalanlar olmasın. Ne yapacağım şimdi? Pekala Bella, yardıma hazırım. Beyaz balon mu? Ne sıkıcı. Belki içine biraz renk ve pırıltı katabilirim. Bu pulları değerlendirmenin müthiş eğlenceli bir yolu bu. Hepsini şişmemiş balona doldur. İstediğin kadar renk kullan. Sonra da şişir. Vay canına. Sanki dans ediyorlarmış gibi görünüyor. Dikkat et, içine çekme Vicky. Al. Üstüne kumaş sürtersen pullar balonun duvarlarına yapışır. Vay canına, bu gerçek bir sanat eseri. Harika görünüyorlar. Bunu artmış konfetiyle de yapabilirsin. Çıkardığı ses de cabası. Pazar sabahları eve bir çeki düzen vermek için idealdir. Ama bu temizlik sırasında neleri bulacağını bilemezsin. Acaba bu devasa kutunun içinde ne var? Aa, şu eski CD'lere bak. Büyük ihtimalle hepsi çizik ve toz içindedir. Hey Lana, dur, onları hemen atma. Onları hala kullanabilirsin. Gel bak, sana bir şey göstereyim. Aa, peki madem. Göster bakalım. İşte karşında boş bir CD ve biraz bant. Bunun gibi eski bir CD'yi kullanmak için önce bir tarafını tamamen bantla kapla. Bantları sıkıca yapıştır, hiç hava boşluğu kalmasın. Aynı şeyi CD'nin öteki tarafı için de yap. Onu da hallettikten sonra bantları dikkatlice soy. Bu sayede yansıtıcı yüzeyleri kaldıracaksın, geriye plastik kalacak. Şimdi aynı şeyi öteki taraf için de yap. CD'nin üstünde hiç yansıtıcı yüzey kalmayana kadar bunu yapmaya devam et. Bak, sadece plastik kısmı kaldı. Sonra elini al ve bu şekilde saç kurutma makinesinin önünde tut. Kısa bir süre sonra plastiğin formunun değişmeye başladığını göreceksin. İşte oldu. Artık tek yapman gereken eriyen kısmın üstüne olabildiğince güçlü bir şekilde üflemek. Çok çılgın gözükmüyor mu? Vay Adam, bundan şahane bir parti numarası olur. Başım döndü resmen. Pes ediyorum. Keşke helyumumuz olsaydı. Deli gibi görünüyordun. Balon şişirmek çok yorucu. Hey, bu sonuncusuydu.
Aslında bu işe yarayabilir. Bu tiyo için şişenin etiketini çıkar. Kapağı al. Bir kare çiz. Ve maket bıçağıyla dikkatlice kes. Sönmüş bir balonun ucunu kes. Şimdi ortadaki kısmı kesip aç. Tekrar ikiye böl. Bu küçük parçayı kapağa yapıştır. Bunun için yapışkan bant kullan. Evet, devam et. Şimdi kapağı şişeye tak. Çevresine daha çok bant yapıştır. Sonra şişenin yanına makasla bir delik del. Üste bir balon geçir. Ve balonun içine elinle hava pompala. Bak! Mükemmel oldu. İşte şimdi partiye benzemeye başladı. Bayılmaya da gerek kalmadı. Evet. Kevin'in evindeki film gecesi nihayet geldi. Öf ya, Justin tüm şekerleri yemiş bile. Hadi biraz daha alalım. Ama film izlerken insanların önünden geçmek pek de rahat bir şey değildir. Sonra bir bakmışsın, yerine geri dönmeye çalıştığın için aynı şeyi tekrarlıyorsun. Hey, yeni ayakkabılarıma dikkat et Justin. Ha, tamamdır, şehri ele geçiren robotlara dönebilirim artık. Üf ya, yine bittiler. Niye böyle oluyor hep? Sanırım bu kadar hızlı yememem lazım. Görünüşe göre yeni bir şeyler alması gereken tek kişi Justin değil. Dur dostum, Sofia'ya söyle o alsın. Ne de olsa en kenarda oturuyor. Öf ya, buraya amma sıkışmıştım. Bu aklıma bir şey getirdi bak. Dur ben geliyorum. Bunun gibi boş bir şişem var. Onu aynı bunun gibi 3 parçaya kes ve yepyeni bir şey oluştur. 2 uzun parçayı makasla ortalarına kadar kes. Sonra birbirlerine şu şekilde geçir. Sonra bunun gibi uzun bir vazo al. Dik olarak koy ve az önce hazırladığın kağıt parçalarını içine yerleştir. Şimdi en sevdiğin tatlı atıştırmalıkları içine dök. Ama farklı bölmelere gitmelerini sağla. Hatta her bir bölmeyi farklı bir çikolata ile doldurabilirsin bile. Bir de kestiğin kapak vardı ya, onu da üstüne tak ve kolayca çikolatalarına ulaş. Tamamdır arkadaşlar, çikolatacınız geldi. Şahane olmadı mı? Artık sürekli yeni almak yerine çikolatalarını bitince kolaylıkla vazonun içinden al. Ama içindekilerin dökülmemesi için kapağı sıkıca ve düzgünce kapalı tutmalısın. Hey Justin, arkadaşlarınla da paylaşsan şahane olmaz mı? Atıştırmalıklar ve filmler inanılmaz ikililerdir. Biri olmadan öbürü olmaz. Atıştırmalıklar bitti mi? Keşke bitmeyen atıştırmalıklarımız olsaydı. Ne harika olurdu. Tuzlu cipsten sonra vanilyalı dondurma ve tabii kola. Kim takviye için mutfağa gidiyor? Taş, kağıt, makas. Of ya. Çok da acıktım. Umarım hepsini taşıyabilirim. Şimdi de pasta. Belki farklı şekilde düzenlersem kolayı şuraya koyayım. Cipsi de buraya aldım mı? Of hadi ama. Of. Kevin. Kevin. Çok komik ya. Öf, bir kez daha deneyeyim. Pekala. Şimdiye kadar iyi gitti. Şimdi de pasta. Yeter, pes ediyorum. Bunun başka bir yolu olmalı. Buldum. Plastik bir kapak al. Ortasına bir delik del. 2 litrelik kola şişesini unutma. Ters konulmuş kapağı tutmak için onu kullan. Artık içine atıştırmalıklarını boşaltabilirsin. Taşınabilir bir atıştırmalık kasesi yapmış oldun. Cips, kraker ve ne istersen onun için tam oldu. Ne güzel değil mi? Kola mı istiyorsun? İçine 2 pipet sok. Yeter. Bu müthiş bir atıştırmalık pasta olacak. Pastayı da unutma.
Dahi miyim neyim? Vay canına, şu yiyeceklere bak. Bunları yapmayı kendin mi düşündün Lili? Evet ama önemli bir şey değil.